Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son dönemde oldukça sık dile getirilen bir konuyu beraber tartışacağız. Biliyorsunuz akıllı telefon denilince akla gelen ilk isimlerden birisi de tabii ki Apple. Hatta Apple'ın bu sektörün öncü isimlerinden biri olduğunu da söyleyebiliriz. Nitekim internete baktığınızda akıllı telefon dediğinizde olay böyle Nokia'nın ya da BlackBerry'nin farklı modellerine kadar dayanıyor. Ama genele baktığımız zaman arkadaşlar, gerçek anlamdaki ilk akıllı telefonun, yani günümüz standartlarındaki ilk akıllı telefonun 2007 yılında tanıtılan iPhone olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda baktığımızda tabii ki Apple'ın bu sektörde çok ayrı bir yeri bulunuyor. Bilindiği üzere Apple her sene 3 ya da 4 farklı iPhone modeliyle karşımıza çıkıyor. Son dönemde 2 yılda bir de SE modeli tanıtmaya başladılar. Örneğin 2023'te yeni bir SE modeli gelmeyecek ama 2024 yılında yeni bir SE modelinin gelmesi bekleniyor. Muhtemelen bu yıl sadece 4 farklı iPhone modeli tanıtılacak. Ne bunlar? iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max arkadaşlar. Ve önümüzdeki yılda 16 serisiyle birlikte yeni nesil SE modeli, yani toplamda 5 iPhone tanıtılmış olacak. Bu sene çıkacak olan iPhone 15 hakkında şimdiden birçok söylenti dolaşmaya başladı zaten. Bunları siz de az çok sosyal medyadan ya da çeşitli mecralardan takip ediyorsunuzdur. Lakin son dönemde Apple'ın iPhone 15 üzerinde bir çeşit zam oyununa gideceği söyleniyor. Neden zam oyunu diyoruz? Çünkü arkadaşlar, geçmişe doğru baktığımız zaman Apple'ın yeni çıkan telefonlarında eğer çok önemli bir özellik yoksa, yani atıyorum LCD ekrandan OLED ekrana geçmediyse ya da telefonun boyutları değişmediyse zam yapmasına biz çok fazla alışkın değiliz. Genel itibariyle $999 olan bir iPhone modeli seneye fiyatı düşer, atıyorum 899 ya da 799 olur. Yeni çıkan iPhone modelinde aynı şekilde $999'dan piyasaya sürülür. Lakin önümüzdeki yıl bu durum böyle olmayacak. Apple'ın artan maliyetlerin etkisiyle birlikte özellikle çip sektörü tarafında maliyetlerin bu çip sıkıntısından ötürü bir hayli artması söz konusuydu. Bu yüzden Apple'ın da Pro modellerde arkadaşlar $200, düz modellerde ise $100'luk bir zam yapacağı iddia ediliyor ki Apple'a pek çok yakın isim var. Ming-Chin Kuo gibi. Biliyorsunuz eğer Apple haberleri okuyorsanız Kuo ismi çok da yabancı değilsinizdir. Kendisi de bu söylentiyi doğruladı arkadaşlar. Yani dedi ki Pro modellerde $200, düz modellerde $100'luk bir zamın olacağı konuşuluyor. Ve bu zamın olması da muhtemel. Şöyle bir durumda söz konusu, biliyorsunuz Fed var. Amerika Merkez Bankası son dönemde faizleri yükseltiyor. Faizin yükselmesi demek az da olsa bir enflasyon anlamına geliyor. Enflasyon demek de fiyatların yükselmesi anlamını taşıyor. Dolayısıyla Apple'ın bu bağlamda dolar bazında bir zam yapması zaten beklenen bir şeydi ki bu bizleri çok fazla şaşırtmayacaktır. Elbette tabii bizim burada düşündüğümüz doğal olarak iPhone 15 modellerinin Türkiye piyasasına kaç Türk lirasından giriş yapacağı arkadaşlar. Şu var, halihazırda biliyorsunuz iPhone 14 dahi ülkemize 33-34 bin Türk lirası gibi bir fiyattan satılıyor. iPhone 14 Pro Max'in en dolu versiyonunu almaya kalktığınızda ise 50 bin Türk lirası civarında bir fiyat karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıl 100 ve $200'luk zamların geleceğini de göz önüne alırsak bu fiyatların nereye varacağını kestirmek gerçekten zorlaşıyor diyebiliriz. Çünkü artık bir telefon için böyle hani en düşük modeli için, yani düz versiyondan bahsediyorum, 50 bin Türk lirasını. En yüksek model içinse böyle 70 bin lira belki gözden çıkarmamız gerekebilecek ki 70 bin Türk lirası arkadaşlar ciddi anlamda yüksek bir para. Neredeyse asgari ücretin 8-9 katı. Dolayısıyla hani bir asgari ücretlinin 9 aylık maaşını, neredeyse bir senelik maaşı diyelim, gidip akıllı telefona verecek olması ya da bir akıllı telefonun bir askeri ücretle çalışanın bir yıllık maaşına eşit olacak olması bizleri gerçekten korkutuyor. Düşünsenize, tam o telefonu alıyorsunuz, borcunu bitirdiğinizde yenisi çıkıyor. Yenisi için tekrardan kredi çeker misiniz, alır mısınız? Tabii biraz kestirmesi güç. Tabii Apple'ın bu noktadaki en büyük avantajı çok fazla değer kaybetmemesi. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl bir Apple cihazı aldıysanız, hani atıyorum bu yıl onu bir, yani iPhone 13 mesela, iPhone 13'ü bu sene mesela 25 bin liraya falan satıp üzerine bir 7-8 bin lira daha koyarak bir iPhone 14 alabilirsiniz. Seneye de aynı şekilde, belki tabii üzerine koyacağınız para miktarı biraz daha çoğalacaktır ama yine de biraz daha törpülenmiş olacaktır. Fakat dediğimiz gibi bu zam söylentileri bizim canımızı biraz sıktı arkadaşlar. Eğer gerçekten zamlar gelirse Türkiye fiyatının
Pro Max tarafında 70 bin liralara doğru yönelmesi bizler için çok da şaşırtıcı olmayacaktır. Bu konu hakkında herhangi bir yorumunuz varsa aşağıda YouTube yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlerle bu tartışmalara girmeye çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.